Küresel iklim değişikliği nedir? Küresel iklim değişikliği, aslında adından da anlaşılabileceği gibi, dünya çapındaki iklimin, küresel bir boyutta değişmesi demek. Bilim insanları tarafından insanlık tarihinin en büyük sorunu olarak gösterilen küresel iklim değişikliği durmaksızın değişiyor. Korkutucu olan ise, bu değişimin tehlikeli bir hızda ve yönde olması. Gezegenimiz aşırı hızlı bir şekilde ısınıyor, yani sıcaklığı artıyor. Bu nedenle günümüzdeki küresel iklim değişikliğinin yapısı, küresel ısınma yönünde. Küresel sıcaklık ortalamaları, durmaksızın artıyor. Her yıl, rekor sıcaklık yılı oluyor. Eğer gerekli önlemleri almazsak, 2023'te, 2025'te emin olun rekorlar kıracak. Yalnız sorun, biz sıcaklık rekorlarını sayıp diz döverken, dünyanın dengesi durmaksızın alt üst oluyor. Buna kulak vermemiz şart. Küresel iklim değişikliğinin yaşandığını çok net bir şekilde biliyoruz. Çünkü bağımsız araştırma kurumlarının verileri neredeyse kusursuz bir şekilde birbiriyle örtüşüyor. Bu grafikler, 4 farklı uzay ve araştırma üssünün 1880'lerden bu yana dünyanın sıcaklığı ile ilgili aldığı verilerin üst üste gösterimidir. Kırmızı grafik NASA Goddard Uzay Çalışmaları Enstitüsü'nün, mavi grafik Met Office Hadley Merkezi İklim Araştırmaları Birimi'nin, yeşil grafik NOAA Ulusal İklimsel Veri Merkezi'nin, mor grafik ise Japon Meteoroloji Ajansı'nın verilerinden elde edilerek çizilmiştir. İklim değişikliği neden gerçekleşiyor, dahası insanlığın bu değişime etkisi nedir? İklimin değişimi hiçbir zaman durmamıştır, buna, doğal yollarla olan iklim değişikliği, denir. Bunun sebebi, biyolojik varlıkların faaliyetleri, güneşten gelen radyoaktif ışımada meydana gelen değişimler gibi unsurlardır. İşte bu unsurlardan birine odaklanmak gerekiyor, çünkü aslen onda aşırı bir değişim söz konusu. Biyolojik varlıkların faaliyetleri. Özellikle de tek bir biyolojik varlığın faaliyetleri, yani biz insanların. Bizim faaliyetlerimiz kilit nokta, çünkü yapılan incelemelerde diğer faktörlerin değişiminin dikkate değer olmadığı görüldü. Bizler, özellikle endüstriyel devrim sonrasında doğaya aşırı büyük miktarda etki etmeye başladık. İklim bilimciler, son 120 yıla yayılmış sıcaklık ve bu sıcaklığa etki eden tüm faktörlere ait verileri analiz ederek, her bir faktörün sıcaklığı nasıl değiştirdiğini belirleyebiliyorlar. Bu faktörler insanın etkisi olan faktörler ve insanın etkisi olmayan faktörler olarak ikiye ayrılıyor. İnsanın doğaya etkisi genellikle 4 ana başlıkta toplanıyor: ormanların tahribatı ve tarım alanları, ozon tabakası kirliliği, aerosol gazlarının salınımı, örneğin kömür yakımı sonucu salınan sülfatlar veya eski deodorantlardan salınan kloroflorokarbon gazları, sera etkisine neden olan karbondioksit, CO2 ve metan, CH4 gibi gazların salımı. Bunlar genelde fabrikalardan, arabalardan, uçaklardan, trenlerden, tarım alanlarında yaşayan büyük besi hayvanlarından ve santrallerden salınan gazlar, yani endüstriyel devrimin hız kattığı her şey bu gazlara neden oluyor. İnsanın etkisi olmayan doğal olaylar ise 3 başlıkta toplanıyor: yörünge olayları, dünyanın yörüngesini etkileyen, presesyon hareketi gibi değişimler, güneş olayları, güneş faaliyetlerinin artması gibi, volkanik olaylar, volkan patlamaları gibi. Görselde siyah çizgi, küresel sıcaklıkların değişimine yönelik yaptığımız doğrudan gözlem. Yani sıcaklığın değişimi o şekilde olmakta, yeşil alan, eğer ki insanın sebep olduğu faktörleri göz ardı edecek olursak, sıcaklığın nasıl değişmesi gerektiğini gösteriyor. Görebileceğiniz gibi, eğer ki sadece o alandan gelen etkilere bakacak olursak, 1970'lerin sonundan sonra bir soğuma eğilimi görmemiz gerekirdi. Halbuki böyle bir şeyi görmüyoruz, siyah çizgi tam tersi yöne gidiyor. Ancak ne zaman ki doğal etmenler üzerine, insanın neden olduğu etkileri de ekliyoruz, işte o zaman görseldeki mavi alanı elde ediyoruz. Mavi alan, direkt gözlemlerimizi gösteren siyah çizgiye cuk oturuyor. Yani küresel iklim değişikliğine gerçekten de aslen insanlar neden oluyorlar. Peki insana ait etkilerden en çok hangisi etki ediyor? Az önce sözünü ettiğim 4 faktörü ayrıştırarak direkt gözlemlerimize ne kadar uyduğuna bir bakalım. Yeşil, sera gazı etkisi. Açık mavi, ozon kirliliği etkisi. Sarı, orman ve tarım alanları tahribatının etkisi. Koyu mavi, aerosollerin etkisi. Aerosollerin küresel sıcaklıkları düşürdüğüne dikkat edin. Bu ilginç bir gerçektir, ancak bir yan etkisi, bu gazların asit yağmurlarını ciddi bir şekilde arttırmasıdır. Bu nedenle deodorantlar gibi ürünlerde kloroflorokarbonlar geçtiğimiz asrın sonlarında yasaklanmıştır. Sanıyorum grafik gayet net. İnsanların saldığı sera gazları, küresel iklim değişikliğinin ana sorumlusu. Peki sera gazları nasıl bu etkiye sebep oluyor? Çok basit, soğuk bir kış günü, üzerinize bir battaniye attığınızı düşünün. Ne olur? Isınırsınız, değil mi? Aslında battaniye sıcak değildir. Vücudunuzun etrafa yaydığı ısının üzerine örterek, battaniye ile sizin aranızdaki havanın ısınmasını sağlar. Yoksa battaniye size ısı vermez. Isıyı hapsederek, vücut ısınızın odaya saçılmasına engel olur. Peki, bir battaniye daha aldınız üzerinize, sonra bir tane daha, sonra bir tane daha. Ne olacak? Artık odanın soğukluğu sizin için anlamsız olacak çünkü aşırı ısınıyor vücudunuz. Kat kat battaniye, ısının hiçbir yere dağılmasına izin vermiyor, sürekli battaniye ile vücudunuz arasında hapsolan havayı ısıtıyor. Bu da sizi terletmeye başlıyor. İşte bizim sera gazları ile dünyaya yaptığımız da tam olarak bu. Bu gazları atmosfere saldıkça, gezegen üzerine durmaksızın, battaniye örtüyoruz. Bu gazlar ile yeryüzü arasında sıkışan hava, yani atmosferimiz, durmaksızın ısınıyor. İşte yukarıdaki sıcaklık değişiminin nedeni de tam olarak bu. Daha çok sera gazı, daha çok battaniye demek. Daha çok battaniye, daha fazla ve daha hızlı ısınma demek. İşte küresel ısınmanın en büyük tehlikesi de bu. Dünyamız ve bu gezegen üzerindeki canlılar, bu kadar hızlı sıcaklık artışına uyum sağlayamayabilirler. Peki bu değişimin etkisi nedir? Ne olur yani küresel ısınma olsa? Eğer ki küresel iklim değişikliğinin ne olduğunu anladıysak, bu soruya da cevap verebiliriz demektir. Küresel atmosferik hava sıcaklığı ortalaması artınca, atmosferde iki basit şey oluyor. Atmosferin nem tutma kapasitesi artıyor ve atmosferik enerji miktarları artıyor. Sıcak hava hem daha fazla nem, su, tutabilir, hem de daha yüksek enerjiye sahiptir. Yerel bir alanda bu olsa, çok büyük sıkıntı olmazdı belki. Ancak dünyanın atmosferinin tamamı böyle ısınınca, korkunç bir şey oluyor. Atmosferde biriken su artıyor ve bu su, çok daha şiddetli bir şekilde yağıyor. Ülkemizde bu aşırı şiddetli yağışlar olarak gözleniyor. Tropik iklimlerde ise her geçen yıl daha da güçlenen ve daha sık gerçekleşen kasırgalar görüyoruz. Isınmaya bağlı olarak atmosferik enerjinin artmasının bir diğer sorunu, belirsiz hava olayları oluyor. Durup dururken değişen hava sıcaklıkları, sıcakların aşırı sıcak geçmesi, soğukların aşırı soğuk geçmesi, mevsimlerin birbirine karışıyor gibi gözükmesi hep bundan kaynaklanıyor. Yani iklim değişikliği, hava durumundaki ekstrem olaylar ile kendini gösteriyor. Buna kulak vermezsek daha beterlerini yaşayacağız tüm gezegen olarak. Küresel olarak ısınan gezegenin bir diğer sıkıntısı, yaygın olarak bilindiği gibi, karasal buzulların erimesi. Biliyorsunuz, Antarktika ve Grönland gibi yerler buz kütlesinden ibaret değildir. Bu devasa kara parçalarının üzerinde aşırı miktarda buz bulunur. Ancak ortalama sıcaklıklar artınca, bu buzlar da giderek artan bir şekilde eriyor. Bu buzlardan gelen sular, okyanuslara karışıyor ve okyanuslar ile denizlerin seviyesini arttırıyor. Bu da, kıyı şeritlerinin giderek suya gömülmesine neden oluyor. Örneğin eğer ki dünyadaki tüm buzullar eriyecek olursa, ki önlem almazsak olacak, İstanbul şöyle gözükürdü. Eğer ki dünyadaki bütün buzullar erirse, deniz seviyesi 60 metreye kadar yükselecek. Bu durumda, İstanbul'un maviyle gösterilen alanları su altında kalacak. Tabii ki atmosferdeki sera gazlarının, özellikle de karbondioksit gibi asidik etkiye sahip bir gazın birikmesinin çok kritik başka bir etkisi daha var, okyanuslar. Sorun, sadece su seviyesinin artması değil. Okyanuslar, bu artan karbondioksit gazını tutan bir etkiye sahip. Ancak okyanuslardaki CO2 oranları artınca, asidit oranları da artıyor. Yani sular, asitleniyor, buna bağlı olarak mercan kayalıkları ölüyor. Mercan kayalıkları, besin zincirinin en altındaki binlerce türe ev sahipliği yapan biyolojik alanlar. Bu canlılar yaşam alanı bulamayınca ölmeye başlıyorlar. Onlarla birlikte, onları avlayan avcılar da ölüyor. Böylece besin zincirinin alt üst olması riskiyle karşılaşıyoruz. Sırf bu bile, insanın yakın gelecekte yok olmasıyla sonuçlanabilecek kadar katastrofik ve öngörülemez bir olay. Bu, devasa bir toprak kaybı. Atmosferik karbondioksit oranı nedir? Dünya Meteoroloji Örgütü, bu oranın 2015-400 parçacığa ulaştığını ve iklim değişikliğini kuşaklar boyu sürecek kritik bir aşamaya taşıdığını söylüyor. Bu ne anlama geliyor? Evet, dediğim gibi karbondioksit ve metan en tehlikeli sera gazları. Karbondioksit, özellikle aşırı salınımı dolayısıyla en risklisi. Ama tek sera gazları bunun ikisi değil. Nitrozoksit, diklorodiflorometan, trikloroflorometan ve 15 adet diğer bilinen sera gazı var. Bu gazların her birinin sera etkisi var, az önce anlattığım battaniye etkisi gibi düşünebilirsiniz. Buna bilimde radyatif zorlama ya da radyatif güç adı veriliyor. Isıyı hapsetme gücü olarak düşünebilirsiniz. Şu grafikte bu gücün yıldan yıla değişimini görüyoruz. Sera gazlarının battaniye etkisi miktarı. Mavi olan karbondioksit, yeşil olan metan, diğer renkler ise diğer sera gazları. CO2'nun atmosferi ısıtıcı etkisinin yıldan yıla artışına dikkat ediniz. İklim değişikliğini önlemek için çok mu geç kaldık? İklim değişikliğini önlemek veya geriletmek adına bireysel ya da toplumsal olarak neler yapmalıyız? Bu öyle, bugün önlem aldım, yarın düzeldi, diyebileceğimiz bir olay değil. Dünyanın yarım milyon yıllık sürecini son 60 yılda alt üst etmekten söz ediyoruz. Geri dönüşü kolay olan bir şey değil. Ancak geri dönüş imkansız da değil. İlk yapmamız gereken şey, sera gazı salımını hızla azaltmak. 22 Nisan 2016'da 195 ülke tarafından imzalanan Paris Antlaşması bir başlangıç, ancak bir çözüm değil. Bu antlaşmanın en temel niteliği, imzacı ülkelerin sera gazı salımlarını kontrol altına alacak, mantıklı ve işlevsel değişimler yapacaklarına dair söz vermiş olmaları. Şu grafik, ülkelerin her yıl saldığı CO2 miktarını gigatın, 1 milyar ton, cinsinden veriyor. Ülkelerin yıllık olarak saldığı karbondioksit miktarı. ABD ve Çin, dünyanın en büyük kirleticileri konumunda. Ülkemiz, sarı alan ile temsil edilen 5 ülke arasında. Bu alanda bulunan Avustralya, Kanada, Meksika, Kore ve Türkiye'nin toplamının koyu kırmızı ile gösterilen Çin'in yarısı kadar olduğuna dikkatinizi çekerim. Bizler sınırları kat kat aştıkça, gezegenimiz de geri döndürülemez zararlar alıyor. Cidden bu kadar cesur bir tür müyüz? Yoksa bu kadar aptal mıyız?